Efendim, öncelikle çok teşekkür ederiz size. Niye? Bana para verdin ya, onu diyor. Olur canım, önemli değil ya. Olur böyle şeyler. Yani sayenizde rüya gibi bir balayı yapacağız. Balayı mı yapacaksınız? Hani senin paraya acil ihtiyacın vardı Özlem. Balayı için mi benden bu parayı istedin? Aslında düğün için kullanacaktım ama. Ama sonra ben muhteşem bir fırsat gördüm. Bir Avrupa turu gemiyle. Özlem de ne zamandır istiyordu. Bıktı kadın uçuş. Hazır paramız da var, alalım dedi. Oh. Paramız da var. Alalım dediniz. Sizin verdiğiniz para yani. Harika. Affedersiniz Sertaç Bey. Şu fırsat var ya, hani gemi fırsatı. Acaba o gemi fırsatının hangi fırsat olduğunu bana gösterebilir misiniz rica etsem? Tabii. Şuna bakar mısın? Kocaman gemi görüyor musun? Güzelliğine bak. Buraya gideceğiz balayla. Tuna! Ay! Sertaç! Abi! Tuna abi! Ay örtemem. Nabzı atıyorum. Özlem, sana verdiğim parayla sen o gemiden tur mu aldın? Evet. Siz o gemiden tur nasıl alırsınız? Onu bana geri verin. Bana geri verin o tur. Onu bana benim Allah'ım ya Rabbim ya. O gemide biz tatil yapacaktık. Ama şimdi yer yok. Kaçırdınız efendim fırsatı, boş verin. Kaçırmadık fırsatı, kaçıramayız. Kaçırmamalıyız. Kaçmamalı o fırsat. Bir dakika. Özlem, siz bana veriyorsunuz onu. Evet, siz, siz... Aldığınız gibi şeyini bana veriyorsunuz. Ne münasebet canım, biz balayına çıkıyoruz. Ne alakası var? Ben Gönül'e o tatili aldık dedim. Aldık dedim ama sonra baktığımda yer yok. Yer bulamadım yani. Sen neden yalan söylüyorsun ya? Hiç sevmem ben yalanı. Hayatım, ben de hiç haz etmem yalandan. Biliyorum aşkım. Ne yalanı ya? Nereden çıkartıyorsunuz yalanı? Sana para lazım oldu. Ben sana parayı verdim. Eğer vermemiş olsaydım o balayını ben alacaktım zaten. Ondan sonra işte herkes almış. Bir sürü insan almış. Düşünsenize. Tıklım tıklım olacak gibi. Tıklım tıklım yerde balayı mı yapılır ya? Siz bana verin dediniz onu. Ya ne olur bana verin ya. Ben geldim. Merhaba. Özlem Hanım'la Sertaç Bey de buradaymış. Hoş geldiniz. Şey Gönül, Merve'yi çok şey yapmışlar da onu bir görelim diye ikisi gelmişler. Yo, Merve'yi görmeye gelmedik. Sertaç. Yalan mı söyleyeyim hayatım? Ne oluyor burada Tuna? Niye gelmişler peki? Niye gelmişler? Nasıl niye gelmişler Tuna Bey? Yani ben buna daha fazla seyirci kalamam. Sertaç sus. Susamam hayatım. Göz göre göre eşine, biricik hayat arkadaşına yalan söylüyor. Tuna! Siz neden geldiniz buraya Sertaç Bey? Geçerken uğramışlar Gönül. Öyle dedin. Yani geçerken uğradık dedi. Ya neden Gönül Hanım'ın gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz? Sertaç. Onun için uğramadık efendim. Niçin uğramıştınız efendim? Efendim Tuna Bey Özlem'e borç vermişti. Hem teşekkür etmek hem de bugün ödeyemeyeceğimizi söylemek için uğradık. Ya sen niye söylüyorsun? O kendi söylesin karısına, sana ne ya? Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Boş mu öyle sen? Sonra konuşacağız seninle. Heh, bana şu çıktıları ver de hadi artık. Ne çıktıymış kardeşim bu da? Versene hadi artık çıktıları. Dizem iyi geldi zaten Gönül. Şey, tam ben onları basayım da sana vereyim derken bir baktım Sertaç Bey ile Özlem Hanım geldiler. Onlar şey yapınca ben basarım sana şeyleri yani. Yok artık. Sertaç. Hayatım, bizim evliliğimiz böyle olmasın. Lütfen bana söz ver. Söz veriyorum, olmayacak. Ben de kendi adıma sana yalan söylemeyeceğime söz veriyorum hayatım. Biliyorum aşkım. Tuna, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ay canım, ne saklayabilirim ki Gönül ben senden? Bu kadarı da fazla ama. Sertaç sakin. Sakin olamam hayatım. Ya Gönül Hanım, bildiğiniz yalan söylüyor. Hem de hiç utanmadan, sıkılmadan. Sertaç sakin. Özlem, bunu al götür buradan. Yoksa bak çok fena olacak. Sen benim tersimin ne olduğunu bilirsin Özlem. Yo, hiç bilmiyorum tersini versini ben senin. Ne yalanı bu Tuna? Ne yalanı Gönül? Kim yalan? Ne alakası var? Öyle mi? Bal gibi de alakası var efendim. Yalan söylüyor Gönül Hanım. Ne? Tuna Bey o istediğiniz gemi tatilini almamış. Şimdi de gemide yer yok. Kıvır kıvır kıvranıyor. Yani rezervasyon falan yok. Yalan hepsi. Tuna! Ay, beğendim yaptığını. Ah bayıldı gene. Tuna! Abi, bu kadar yalanı kaldırmadı bünyesi. Evet. Açıklama bekliyorum Tuna. Biz kalkalım Sertaç. Evet evet hayatım. Burada bize ihtiyaç kalmadı artık. Gidelim. Bu arada çok teşekkürler Sertaç Bey. Sayenizde gerçeklerle geç olmadan yüzleştim. Rica ederim efendim. Ne zaman istersiniz? Tatlı getirmiştik. Tatlı yersiniz, tatlı konuşursunuz.
bu kadın. Bizim biriktirdiğimiz parayla benim hayalini kurduğum gemi tatilini mi yapacak Tuna? Tam öyle olmasa da hani şey olarak yani ben nasıl derler hani... Aferin Tuna, aferin. Tamam Gönül yani haklısın ama ben hallettim yani bir kısmını. Şöyle yapıyorum yani Haluk'la konuştum. Yani onlar kendi kameralarını bize veriyorlar. Yani dolayısıyla hani onların gelmiyorlar ama böylelikle biz gidebiliyoruz yani. Oo maşallah arkamdan planlar çevrilmiş. Çocuklar ne olacak Tuna? Ben onu halledeceğim Gönül bir şekilde. Bir süre benle konuşma Tuna. Gönül bak ne diyeceğim.